Zaten ilk etapta bu ben, hastalar için bak, uzmanan, felçli bize, Hastalar için zaten önce Evet. Bakın Sağlık insanlara gibi. bundan Olursa 20 sene aynen. önce 25 sene önce şunu deselerdi. Akıllı telefon vasıtasıyla işte navigasyon kullanacaksınız, yerinizi bulacaksınız, görüntülü konuşma yapacaksınız deseler inanırlar mıydı? Ben 25 sene önce konu. ama ben çocukken biliyor musunuz, Adana'dayım, odamdayım, hiç unutmuyorum. Ya keşke şöyle bir te, bir şey olsa, ha? oradan televizyon izleyebilsem falan. De Böyle ablamla hı, konuşmamı hı. hatırlıyorum biliyor musun? Şimdi, Yemin ama ediyorum. Evet Tıp şu aşamada insanın kasığından girerek beynindeki damara ulaşıp evet. oradaki pıhtıyı, tıkanıklığı aç açabiliyor Hı -hı. insanlar. Yani evet. bir kateterle kasıktan beyindeki Hı -hı. damarlara gidebilen bir tıp dünyası var karşımızda. Bunların anjiyo aletleri var ve hani Türkiye Cumhuriyeti bu konuda son derece iyi yetişmiş, Hı -hı. gencecik, pırıl pırıl doktorlara sahip. Ee, hani Elon Musk da biliyordur muhakkak illa kafatasını da deldirmeye gerek olmaması lazım. Çünkü düşün 100 yıl sonra mezar açıldığında diyecekler ki bunlar deli mi yani? Niye <laughs> kafa taslarını deldirmişler? Şimdi zaten şöyle bir şey var. Başlangıçta bu şekilde. Evet. Belki gelecek günlerde çok daha farklı bir teknolojiyle onu biz entegre edecek. O zaman daha kolaylaşacak. Zaten bu şekilde bize cazibeli bir şekilde sunulacak. Aslında Hı -hı. bir şekilde bu da bir bu proje işi satacaklar evet. yani ya diyorsun. Bu, ya bu işi pazarlayacaklar. Zaten az önce gördüğünüz atılan bize ne yapmak istiyor? Aynen. Ne İnsanların istiyor? zihnini kontrol altına almak istiyor. Akıllı telefonlarla tabletlerle yapmış olduğunu aslında finalize edecek. Alıp ne yapacak hocam? Onlar insanların düşüncelerini, fikirlerini bir şekilde manipüle edecek. Sizi istediği noktalara yönlendirecek. Alımdan, satımdan, siyasi düşüncelerinizden, eyleminizden, duygularınızdan, düşüncelerinizden her şeyi aslında bu şekilde kanalize edip Pek dünya vatandaşı haline döndürecek. E bunu yaptı zaten. Bu X'le Twitter'la daha ne kurcalıyor? Yok ben e, hiç yok. zannetmiyorum. İstim siyasi diyor. siyasi tercihleri, sosyal o medyada dönüyor mu? O, o fragmanıyla film istemiyoruz zaten. En en hepsini, e, vurucu hepsini vurucu yapıyor sen, zaten en, sosyal medya? Vurucuna son söylediği Evet. Tek dünya vatandaşı. Ha. Tek dünya vatandaşı Bak. zaten amaç o öyle. Tek dünya vatandaşı. Peki diye. biz bunu takılmazsak zaten öyle bir şey olmayacak Ya Fulya Hanım bakın şu an kaç kişi bizi izleyen de kaç kişi telefonlara şu an ben telefon kullanmam akıllı telefon kullanmam diyor? Kaç kişi söylüyor şu an? Benim telefonum yok, numaram yok. Benim ama telefon, telefon kullanmıyor. Ama ama, 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 hiç yani. kimse de kendi çok, çok, beynine bir çipin gönlünü taktırmaz bir sağlık sorunu yoksa ortada. Bana bundan yıllar önce demişlerdi ben, akıllı ki, telefon kullanmama bir tercihtir. Evet. Ali Murat tamam, gönüllü olur musun? Ya sen çipi takmıyorsun. Ama hayatta yani, yani, yani takmıyorsun. Şurada yani. şu <gülüyor> sudiyoda, <gülüyor> ama, kameraman arkadaşlar dahil 11 kişi. Kim bir dakika bir şey Kameraman arkadaşlarım görüyorsunuz. 11 kişi şu anda. Siz kafanıza? Şöyle veya şöyle yapın. buna taktıran olur mu ya? Ha? Bunu taktıran olur mu sen kafada sanmazım şey, olmaz. ki sen taktırım diyor. Ha bak işte ben öyle olmam. mi diyorsun? Bakın, işte Bakın. o başka, işte, o başka. Bunda başka. başka. Yani taktırır ya. sağlık sorunu yoksa şimdi... hiçbir sağlıklı insan, hmm. şunu bak kafasında kaybedecek, 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 kaybedecek bir şey kalmayan, kaybedecek bir şey kalmayan hmm. bu yolu dener. Hani bu arkadaşlar bunun, Peki, bunun da hep... tıp bunun hep etindeki adı deneysel tedavi. Aynen. Ruhsatlandırılması, yani deneysel tedavilerin bile bir ruhsatlandırma süreci vardır. Tıpkı koronavirüs açısındaki gibi düşünün. Klinik çalışma biter. Önce çeşitli canlılarda denenir. Sonra insanda denenir. Sonuçları takip edilir. Şimdi bunu taktın gitti. Bunun deneyini nasıl yapacaksın? Bunu zaten taktın gitti. Bu hiç yapacak bir şey yok. Çıkartılabiliyor mi? mu zaten daha sonra? O zaten o safhaları geçtikten sonra işte şöyle hastalarda... Bir şey İyi de bu arada almış. ben bir şey daha söyleyeceğim. Ha. <laughs> <laughs> sinirlendi. Yok sinirlendi. <laughs> hocam ya, çift mif mi var bir şey? Hocam kafana çift mi, mi? taktırdın mı? Bakın şu çok önemli bir konu. Elini kolunu Ulusun. bile oynatamıyormuşsun. Çifti ta, çifti taktırsan ne olur? Çok, sadece beyin, bakın, şu beyinsel unutur, işlevleri insanları yapabiliyorsun. İnsanları bu şekilde oluştururlarsa, hazırlarlarsa ...aynı pandemide olduğu gibi... ...bunu zorunlu tutarlarsa ne yapacaksınız? Şu an belki sağlıklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bundan beş sene sonra... ...buna göre bir uygun ortam oluşturulursa... ...ve size o çip de zorunlu tutulursa... ...tıpkı aşı olduğu gibi ne yapacaksınız o zaman? Bana onun açıklamasını yapın. Şimdi siz sadece mevcut konjonktür içerisinde düşünüyorsunuz. Ya hocam... Murat kaç aşı elim, oldun? Hocam nasıl? elim kaç maskın aşı bir oldun? tane aşı oldum yani. Ben el, el, elim şey, maskın... Elim aşı maskın, olmayan Türkiye çok insan gibi Evet. Ve çok net bir şey yani... Bunu mecbur tutma meselesi düşünüyorum düşünüyorum bu nasıl yapabilir bu sorunun bir Kim cevabı yok. Kim ya, niye yapacak? Bu, bunu mecbur tutmanın bir yolu yok. Bana göre de yok. Yani bugün de yok. Beş yıl sonra da yok. İsmail, İsmail 20 Bey yıl, şöyle. 20 yıl sonra bu yok. hastalar Olmaz. şu an sıraya girdiler. Bak, hasta için Anlattın. söylemiyorum. Aslında, sağlık, ki. sağlık için <laughs> söylemiyorum. Yani, evet, ben ben sağlıklı olur, bir harcay. insandan Aha. bahsediyorum. Evet sağlıklı bir insandan. Ve evet. şu an özellikle... Si, tabii bakın tamam. şimdi biz bu kuşaktan bahsediyoruz. Genç kuşağın düşüncelerini, fikirlerini siz araştırdınız mı? Sorguladınız mı? Gençlerin yapay zekaya bakışı, gençlerin nörolinke bakışı nasıl? Belki siz... Görmüş geçirmiş insanlar Şeyi, sizi ayırat, Sen bütün gençlerin hocam. düşüncelerini bildiğini mi iddia ediyorsun? Yo hayır ben öyle bir şey iddia Aha, etmiyorum ama genelde gençler bir ki, teknolojiye bu daha ilgililer. Dur da bak şimdi sakin sakin gidelim. Tamam ben sakinim. Yani sakin. sen Neuralink'in temsilcisi değil. Yo ben değilim ben yani. zaten Neuralink'i savunduğumdan da söylemiyorum. Ha, biliyorum sorguladığını da biliyorum ama şöyle bir şey çıkmasın ortaya. Sonuçta genç insanlar için bile her insanın bir e, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi evet. yaşlı genç hiç fark etmez... Her insanın temel ihtiyacı hayatta güvenliktir. Güvenlik söz konusu olduğu zaman bir yerde dururlar. Evet. Dünyada aşı sadece Pakistan'da sorgulanmıyor. Mesela kızamık aşısı Hollanda'da da sorgulanıyor. New York'ta da sorgulandı. Çok yanlış bir şey oldu. Salgın oldu ama şimdi genç dediğimiz insanların da güvenlikle ilgili endişeleri var. Burada temel mesele şu. Şimdi cevap ne? Çok hasta olursam. Evet. Şimdi çok hasta olduğun zaman bir buna nasıl ulaşılacak? İki. Not Tedavi maliyetini olacak devletler sosyal güvenlik sistemi içerisinde böyle bir e, deneysel tedavinin fiyatını karşılayacaklar mı? Üç, bir çipin ne kadar süre işe yarayacağını, elektriği mesela beyinden alacak değil mi? Beyinden alacağını varsayıyoruz. Bunun üzerinden bir 5-10 yıl geçmesi lazım ki ancak 5-10 yıl sonra bu sistemin gerçekten insanlığa fayda olup olamadığının farkına varabilirim. Şu anda Müthiş bir pazarlamacı senin söylediğin gibi. Ve bir şeyin içinde Elon Musk varsa ben korkarım. Evet. Elon Musk müthiş bir pazarlamacı. Dünyanın en tehlikeli adamlarından biri benim için. Ama e, bu bilimi reddetmeyi gerektirmiyor. Sadece bilimin de bir etiği var. Evet. Bilimin de sınırları var. Bunun artık dünya tarafından çizilmesi gerekiyor. Geldiğimiz yer bize bunun alarm zilini gösteriyor desem katılırsın herhalde. Yok, bunda katılıyorum. Olursa. Bu konuda sıkıntı yok. Ama bu insanların, gençlerin... İdol olarak görülen bir kişiden bahsediyoruz. Gençler her attığı adımı takip ediyor, yazmış olduğu mesajlardan etkileniyor. Bu bir etki gücüne sahip bir kişi. Zaten... Dolayısıyla Zaten hocam küresel çetenin taktiğidir o. Önce birini simge yaparlar, evet, idol yaparlar. Evet olmuş ya İzleyicilerimizden biri e, şimdi baya bir mesaj geliyor yazıyorlar. Akıl çemberi etiketiyle e, soru, yorum, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Şimdi diyorlar ki mesela çok büyük okullar, önemli okullar çip taktırmayan giremez dese mesela. Bizim sistemimize çipsiz öğrenci uymuyor. Çipsiz... Ya okula gerek yok ki çipe yükler bilgi oldu bitti. Ne, ne gidelim o zaman ee, o Bana Bir, 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 bir arkadaşım da şöyle nasıl? bir şey yazmış Fulya. Hı hı. E, tüm dünya dillerini konuşabileceksin. Bir. Tamam. Bir, hı hı. bir sürü üniversite bitirmiş gibi bilgin olabilecek. Bugün nasıl telef telefon istiyorsan o zaman da çipi isteyeceksin. Çip pasaport yerine geçecek. Çipin yoksa uçağa binemeyeceksin, hmm. yurt dışına gidemeyeceksin. Böyle ya. zorunlu hale getirilebilir. Elin baskın da Mesela, yani. bu işte. Valla yazanın eline sağlık. Elin Aynı baskın da tam istediği bu işte. De, bir peki bir şey bu, söyleyeceğim bu arkadaşlar. Bu da, bu da değil Katıldığım için şey söylemiyorum yanlış anlaşılmıyorsa. Yok hayır ama doğru söylüyor. Dünya bu yani. kadar, dünyanın bu kadar e, süper bir bilgi dolu insanlara mı ihtiyacı var? Yoksa dünyada bir iş bölümü vardır. Dünyanın o iş bölümünün devam edebilmesi Hakikaten için ta, tarla da, bağda, çubukta çalışması gerekenler, hayvancılıkla ilgilenmesi gerekenler. O devir bitti. Zaten Yok, o, o şey bitmez. Ya. İnsan, i̇nsan, insan yemeye devam şey edecek. De yani. bu iş mesela üst düzey göre, üst düzey bu işi... mesleklere, e, doktorluk gibi işte Aynen. yapılan mesleklere Bütün bu zorunlu son... getirilirse eğer falan diye de yine e, yazanlar var yani bu şöylece bu seni ahlaklı yapamaz. Tarafı. Bak arkadaşlar, ahlak. gerçekçi olalım. Çip insana bilgiyi yükleyebilirsiniz. Ama o bilgiyi sizin nasıl özümsediğiniz, hayatta nasıl kullandığınız, hayata karşı nasıl bir duruşunuzun olduğu, ailenizin Köklerinizden aldığınız eğitimle, aldığınız ahlak eğitimiyle, değerler eğitimini hiç yüzünü buluşturma. Ya, Ahlaksız ya bir hayır. adama bilgiyi verirsen, sen o ben, iş ben olur. Çünkü katılmıyorum yani. Ya hani. tam katılmayabilirsin ha. kardeşim. Ha. Allah Allah. Hayır, Sonra ben... söylersin fikrin Ne alakası var? Yok, yok, ben zaten söylemiyorum. Siz. Hayır, de yani şimdi. Şey yaptınız, bak algıladın. Ali Murat bir şey söyleyeyim sen. Şimdi ben sana bir fikrimi söylüyorum. Beğmezsin karşı fikrini tamam, söylersin... Ben söyleyeceğim. Gülükle, zaten olmaz bu işler tamam. Dolayısıyla da saygı zinciri içerisinde konuşalım ki bunun çipi yok çünkü. Çok net. İnsanlara hangi bilgiyi verirseniz verin. İnsanın ahlakı niye bazı insanlar kent soylu diye gelirler? Niye atıyorum 1 2 3 dördüncü nesilde profesörü çıkarırlar? Şimdi her şeyin bir gelişimi vardır ve insanda ahlak dediğimiz bir değerler bütünü de vardır. Siz bir Müslümanla bir Hristiyan'a aynı bilgileri yükleyin bakalım. Hayat içerisinde aynı sonuçları alır mısınız?